Sevgili seyirciler, şimdi bir haber yayınlayacağız size. Arkadaşlar, dünkü o soysuzun haberini bir daha ekrana taşıyalım. Dünkü haberi. Son hazırlayın bilgiyi lütfen. Geçeceğiz değil mi? Efendim? Son bilgi. Evet, Seyhan Soylu'nun yani o Danlar'la birlikte olan haberi istiyorum. Sadece o soysuzun görüntüsünü değil, o haberi ekrana taşıyalım. Sonra ardından başka bir bilgi vereceğim o haberle ilgili. Senin bu 50 bin lira ödül vermen sosyal medyada da çok yankılandı. Evet, haber hazırsa girelim haberi arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 milyon izlenildi. Evet. İnsanlar da paylaşıyor sayfalarında. Şimdi abi. Geçen bir tane askerlerden bir tanesinin tanıştım. Yarın akşam evime gelecek. Asker yarın. Artık yeni alırım. Asker yazarım. 3000 kişi gelir buraya. Bu yayına. Bak bakayım bu yatakta kaç tane senin haberin var mı? Şu yatakta kaç tane. Evet sevgili seyirciler, bu soysuz askerlerle tanıştı. Çünkü Türk polisi, özel harekat bu soysuzu yakaladı. Bu haberi bize Ay Yıldız Tim verdi, Medusa verdi. Nerede yakalanmış? Biraz önce verdi. Diyarbakır'da yakalanmış. Ben cumartesi günü Diyarbakır'a gidiyorum. Çiçeklerle ve teşekkür edeceğim. Lütfen teşekkür et, çünkü bizim adımıza da teşekkür et. Yani dilimi bozmak istemiyorum. Ben bir yayıncıyım ama bunun gibi soysuzların bu ülkede ayıklanması lazım sevgili Seyhan Soylu. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü bu ülkenin kanunları var. Elbette ki kanunlar çerçevesinde her şey yapılmalı ama kimse kimsenin namusuna, ırzına, milli değerlerine, kutsallarına dil uzatamaz. Sevgili uzattığı zaman da bunlar provokatör. Türk polisi, Türk emniyet güçleri, askeri onları eliyle koymuş gibi yakalar, bulur ve gereğini yapar. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bunun aynısının karşıt görüşündeki kişileri kastediyorum. Onlar da aynı şekilde hareket ediyor. Çok doğru bir şey değil. Toplum tarafından artık bu tarz davranışlar asla kabul görmüyor, itibar görmüyor. Ve bu tür soysuzları her daim emniyetimiz, İçişleri Bakanlığı'nın hassasiyeti, jandarmanın hassasiyeti, bilişim konusunda emniyet inanılmaz bir evrim atlattı yani. O kadar hızlı ilerliyor ve Ay Yıldız Tim gönüllü kahramanlarda çok sorumluluk almış ve bu tür şerefsizleri hemen tespit edip emniyet birimlerine teslim ediyorlar. Bursa Medusa'ya tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Bize önemli bir bilgi geçti. Evet. Biz de Bursa Medusa'nın bu ihbar niteliğinde vatan sorumluluğuna alakalı yapmış olduğu riske atarak kendisini kendi sayfalarında da hareket ettiler. Biz sosyal medyalarımızda paylaştıktan sonra sağ olsun İçişleri Bakanımız da olsun, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de olsun hassasiyetlerini ve bakanlıktan çok önemli şahıslarla görüştük. Emniyetten keza öyle. Bunu zaten tespit edilecekti. Tespit edilmiş. Peki ne olacak sana göre bu? Yani bu yalnızca bir hakaretten mi alınmalı? Yoksa terörizmle ilgili provokatörlükten mi yargılanmalı Savaş Kalafat? Bu sefer ben sorayım sana. Bence kanunda uygun maddeleri vardır bunun. Bir kere bu da bir terörizm. Bu da çok tehlikeli bir terörizm. Evet, bu da bir terörizm. Halkı galeyana getiriyor. Evet, halkı galeyana getirmek, kin ve nifak ekmek, öyle diyelim. Evet, öyle zaten. En hafif şeyi, yani hani hakaret suçu oluşacak kine diyeceğim ama ediyor. Hakaret suçundan ziyade vatan haini çok daha önemli. Evet, bu tip tipler devletimize, askerimize, polisimize saldıran herkese vatan haininden yargılanmalı bunlar.
Kesinlikle. Ben kesinlikle bu kanaat. Dün mesela edindiğimiz bilgi vardı. O bilgide yani peşinde olduğunu biliyorduk biz emniyetin ve polisin ve askerin peşinde olduğunu biliyorduk. Ama sonra gelen bilgiler içinde, gün içinde gelen bilgilerde, yani bugün gün içinde gelen bilgilerde şöyle bir şeye rastladık. Dendi ki herhalde sanıyorum yeri tespit edildi ama takip ediliyor. Yani etrafında kimse var mı? Buna zorla mı yaptırıyorlar ya da yok, yani zorla özellikle provokem, yani hayır belki öğretmiş olabilirler. Bu belki yok, akıl hastasıdır, bunlar, belki cahildir, belki aptaldır. Bunlar değil. Bunun akıl hastası filan raporu veren doktoru da yargılarım ben. Aklı selim bu. Ne söylediğini biliyor. Yani etrafındakilerini de toplamak için bence polis böyle biraz bir şeyden yargı sürecindeki şahıslar bile çok hassasiyeti yüksek olmalı. Buna rapor verecek olan rapora sevk etmek bile günah buna. Bu belli ne oldu? Bu hain. Bu şerefsiz. Bu benim şehidimin karısına, askerimin namusuna. Yani polisimin onlar, şerefine kimse dil uzatırsa... Onlar bizim namusumuz aslında. Ben o dili... Şehidin namusu... Ben o dili... Devamlı alırım, getirmeyi. Alırım, anladık. Anladı herkes. Anladık. Yani çünkü... Böyle düşünüyorum. Çünkü yani onlar vatan için sınırdalar. Vatan için en sıcak bölgelerdiler. Ve ne yazık ki yani şunu hayatlarını bak, kaybediyorlar. Gerçekten söylüyorum. Şunu benim elime verseler var ya. Yargılamaya ihtiyaç yok. Bu kadarını söylüyorum. Yani ben bu kitlere çok uyuzum yani. Hangi etnik kimlikten olursa olsun. Ülkede bir bölücü provokasyon yapan herkes ağır cezalandırılmalı. Kesinlikle öyle düşünenlerden. Bu yani üzerinde zıplasam, cesedinin üzerinde zıplasam içim soğumaz yani. Orada bizim için canını feda eden, ben zaten... doğuramadığım çocuklarımızın onlara edecek hakaret, onların namuslarına, onlar gözü yaşlı olarak bana ne kadar yüzlerce mesaj atıldı biliyor musun? Yüzlerce bak, ne belki kadar, binlerce diyeceğim de şımarmak istemiyorum oldu? Yani. Ne kadar insan. Takipçi oldu Seyhan? Kaç kere okumuşlar? Yani 1 milyon bandına yaklaşmış bir haber bu. Ciddi. Ve devletin farklı kademelerinden arayıp sizin sayenizde, sayfanız sayesinde bilgilendik diyorlar. Bu çok onur verici bir şey yani. Ama zaten bu iş bir dayanışma işi değil mi? Bunu neresi aldıysa oraya ziyaret edeceğim. Sözümüz geçerlidir. Zaten sen tepinmekten bahsediyorsun. Dün film çekimi varmış. Ben de o senin dayak attığın çocuğu gördüm. O mu zannettin? Darmadağın olmuş. Yani o düşün, sanat uğruna... o düşün film için. Film için yani. Gerçeği yarım elimi geçse. Yarım saat dövmüşsün çocuğu. Kaç tekrar oldu bilmiyorum ama. Hiçbir tekrar yok. Birinci de operasyonu. Yaptım çıktım. Öyle mi? Ama. Yarım saat niye dövdün o zaman? Duramıyorum. Duramıyorum yani. Frene basamadın yani. Frene basamıyorum. Şunu da düşünsene. Bunda evet. Debriyaj sıyırır yani. Fren baskı balata gider yani bunda.